Merhaba, bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Hisse senedi portföy videolarımı biliyorsunuz. Beğendiğim hisselerle her ay portföy oluşturuyorum ve sene boyunca takibini yapıyorum. 3 senedir çok iyi kazandırdığını birlikte gördük. Kazanmak güzel, keyifli fakat biz küçük yatırımcıyız. Yine de 3 senedir büyüyoruz. Büyüdükçe fonlara geçmekte fayda var. 100 bin lirayla yapacağımız yatırımda alacağımız risk ile 1 milyon farklı olacaktır. 10 milyonda ve 50 milyonda daha farklı olacaktır. Riske karşı duyarlılığımız değişecek, duygusal ve mantıksal olarak yanlış kararlar verebiliriz. Şöyle söyleyeyim, 100 bin lirayla yapacağımız yatırımın aynısını 10 milyon ile yapamayabiliriz. Sermayeyi çok hızlı büyütmüş ve özümsememiş olabiliriz. Bu durumda alışık olmadığımız miktar kadar parayı yatırım fonlarına aktarabiliriz. Yatırım fonlarına yatırım yapmak için bir başka neden söyleyeyim? Birçoğumuzun günlük gittikleri, mesai yaptıkları işleri var. Akşamları ve hafta sonu da aileleriyle vakit geçirmek isteyeceklerdir. Tek tek hisse araştırmakla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Benim düşünceme göre en karlı iki yatırım aracından biri hisse senedi yatırımı, diğeri gayrimenkul. Fakat gayrimenkule bu videoda girmiyoruz. Yatırım fonlarına yatırdığımız paralar profesyonel fon yatırımcıları tarafından değerlendiriliyor. Hisseleri onlar seçiyor, alıyor, satıyor. Birçok fonumuz gayet başarılı. Ben Ocak ayı için 4 tane fon seçtim. Şubatta bunları satacak değilim. Büyük ihtimalle bu seçtiklerimi bir sene elimde tutacağım. Şubat videosu için değişiklik olsun diye beğendiğim bir fonu daha eklerim. İlk defa fon alacaklar için bankanızın mobil uygulamasından veya internetten yatırım sekmesinden fon alışa giriyoruz. Bankadan bankaya menüler değişebilir. Ben ziraatten aldım. Ziraatte ilk önce ziraatin kendi fonları listeleniyor. Bir yanda da diğer kurum fonları sekmesi var. Oradan tüm fonlara ulaşabiliyoruz. Almak istediğiniz fonun kodunu yazarak miktar tutar girip alabiliyoruz. Satış işlemi de benzer şekilde. Her fonun farklı valör tarihleri var. Hisse senetleri için genelde alış T artı 1 iken satış T artı 3 oluyor. Yani alış talimatından bir gün sonra alım gerçekleşiyor. Satışta da 3 gün gecikme oluyor. Şayet mantıklı bir fon yatırımcısı iseniz uzun vadeci olmanız gerek. Uzun vadede bu gecikmelerin bir önemi yok. Ben buraya 4 tane fon yazdım. Bunlar kendi beğendiklerim. Onlarca farklı fon var. Siz kendi araştırıp beğendiğiniz fonlardan seçin. Hep söylüyorum. Ben sadece video yapıyorum. Bu fonları alın, bu hisseleri alın demiyorum. Kendi fonlarınızı kendiniz seçin. Nereden araştıracaksınız? Fonların grafiğine, getirilerine nereden bakarsınız? tefas.gov.tr adresinden bakıyorsunuz. Telefonlar için uygulamaları da bulunuyor. Uygulamasını telefona kurarsanız daha pratik olabilir. Seçtiğim ilk fon MAK kodlu Marmara Kapital Hisse Senedi Fonu. Geçmiş yıllar getirileri güzel. Bu fonun yöneticilerinden birini dinlemiştim. Yatırım stratejilerini Buffett'a benzetiyorum. İkinci fonumuz Osmanlı Portföy 1. Hisse Senedi Fonu. 3 sene evvel ilk portföy videolarımda kendi portföyümün getirisiyle fonları kıyaslama yapıyordum. Osmanlı 1. hisse senedi fonu bunlardan biriydi. Getirileri güzel. 3. fonum yay. Yapı kredi yabancı teknoloji hisse senedi fonu. Yurt dışı teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Ben bu fonu ilk aldığımda birkaç sene önce 9 liraydı. Satmak zorunda kalmıştım. Şimdi 615 lira olmuş. Dördüncü fonumuz iş portföy dijital oyun sektörü. Eğlence sektöründe oyunların kazançları film, dizi, sinema, Hollywood sektörünü ve spor sektörünü geçmiş durumda. Büyümeye de devam ediyor. Bu dört fon katılıma uygun değil. Tefaş'ta katılım yazar aratırsanız uygun fonlar da bulacaksınız. Genelde katılım fonlarının getirileri bu seçtiklerimden az kalıyor. Örnek olarak ileriki aylarda katılım fonu alırım. Altın, petrol, bitcoin temalı çeşit çeşit fon var. Bir sonraki fon videomu Şubat'ın ortalarında yapmayı düşünüyorum. Bakalım bu fonlar ne kadar kazandıracak